Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan, CATS elektro-optik sistemini kullanan Bayraktar TB2, Anka ve diğer platformlara yönelik geliştirilen yeni nesil Aselflir 500C'nin teknik özelliklerini güncelledi. Öne çıkan değişiklikler arasında 57 kilogramdan 52 kilograma düşürülen ağırlık, 4096x2880 gündüz kamerası çözünürlüğü ve 25 kilometreden 30 kilometreye uzatılan lazer mesafe ölçer menzili yer alıyor. Gündüz kamerasının çözünürlüğü daha önce 1920x1080 olarak açıklanmıştı. Yeni çözünürlüğün Aselflir 600 ile aynı değerlere sahip olması dikkat çekicidir. Aselflir 500C sisteminde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü kamera, lazer hedef işaretleme birimi ve lazer mesafe ölçme birimi bulunmaktadır. Aselsan, insanlı ve insansız muharip uçaklar için Toygun Entegre Elektro-Optik Sensör Sistemini geliştiriyor. Bilindiği üzere Milli Muharip Uçak ve Kızılelma Miusta Entegre Elektro-Optik Sistemlerinin kullanılması planlanıyor. F-35 gibi 5. nesil çok rollü savaş uçaklarında kullanılmasıyla bilinen entegre elektro-optik sistemleri, yüksek performansları ve farklı görevlerde kullanılabilmeleri itibariyle yeni nesil muharip platformlar için kritik bir bileşen olarak ele alınabilir. Toygun, MWIR bandında çalışan 1280x1024 çözünürlükte IR görüntüleme sistemi ve lazer işaretleyiciye sahip. IR görüntüleme sisteminde yüksek çözünürlüğü desteklemek için görüntü iyileştirme yöntemleri de bulunuyor.